Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Gerçekten de zor günler yaşıyoruz. Tarifi imkansız acılar yaşıyoruz. İzleri kolay kolay silinemeyecek travmalar yaşıyoruz. Demokratik bir ülkede yaşanmaması gereken şeyler yaşıyoruz. Yok mu sorunlarımız? Tabii ki var. Kökeni tarihin derinliklerinde olan sorunlarımız var. Çözemediğimiz sorunlarımız var. Bundan kaynaklı sıkıntılarımız var. Ama demokratik bir ülkede olması gereken sorunları konuşarak çözmek, diyalogla çözmek, demokratik yol ve yöntemlerle çözmek, barışçıl yöntemlerle çözmektir. Ve her şeyden önemlisi de insan onurunu, haysiyetini, vücut bütünlüğünü, yaşama hakkını, yani tartışması imkansız temel haklarını korumaktır. Ne yazık ki biz bu konularda bugünlerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu ülkede demokrasinin birinci basamağı olan yerel demokrasiyi inşa etmekle görevli olan bizler de ne yazık ki bu baskılardan payımıza düşeni alıyoruz. Yıllardır doğuda, güneydoğuda bu bölgede akan kanın, savaşın bir an önce durması, yıllardır, bin yıldır bir arada yaşayan Kürt halkını baskıyla sindirerek ıslah edilemeyeceğini, 22 bin nüfusu olan bir şehrin sadece 2 bin kişinin kalması, Orta Doğu'da her gün ölümlerin, her gün savaşların, her gün adam öldürmekle bizi öldürülen, öldürmeyle alıştırmaya çalışan sistem şunu bilsin ki biz bu topraklarda birbirini vuran, birbirini öldüren gencecik çocukların ölmesine, şehit olmasına müsaade etmeyeceğiz. Görmüyor diye tenkit edilen o algıyı kırmak için, bir köprü olmak için buraya geldik. Tabii Türkiye'de demokrasi, barış, özgürlük isteyen herkesin ayrı düşüncelerinden dolayı farklılaşmak yerine ortak değerlerle uzlaşma ve birleşmenin ihtiyaç duyduğu bir dönem yaşıyoruz. Sokağa çıkma yasağı tamamen savaş hukukunda uygulanan uygulamalar her tarafta yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor. Mevcut olan bu uygulamalar gerek uluslararası sözleşmelere, gerek anayasaya, gerek mevcut olan pozitif hukukun ihlal ediliyor.